elde ediyorlar. Çevredeki insanların iddialarını gündeme getiriyorlar. Altılı Masa'da aynı zamanda Ankara'daki toplantısına devam ediyor. Toplantıdan içeriden ilk görüntüler var. Şu anda altı liderin o boş halini verdiğimiz Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki masada buluştuğu anı görüyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ev sahibi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Güntekin Onay ve İyi Parti lideri Meral Akşener ellerindeki dosyalarla şu anda çalışmaya, o toplantıya başladılar. Atatürk'ün meclisin açılışındaki dua ettikleri o andaki fotoğrafın altında, bir diğer tarafta da D8 zirvesinde çekilmiş Erbakan'ın, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Bu toplantıdan da bir sonuç çıkacak. Ama ne çıkacak? Hangi konular gündeme gelecek? Şu ana kadar konuklarımızla konuştuk. Konuşmaya da devam edelim. SODEV Başkanı, Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy şu anda bizlerle birlikte. Ertan Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi hep bir somut karar beklentisi var bu toplantıdan, toplantılardan diyeyim. Yapılan eleştiriler de hep bu yönde oldu. O somut karar nedir? Yani kamuoyu neyi duyarsa tatmin olacak? Somut karar derken ne kastediliyor? Şimdi aslında en büyük beklenti adayın açıklanması yönünde. Ama bu beklentinin açıkçası toplumda olduğunu düşünmüyorum. Daha çok siyaseti tartışan kamuoyu yapıcı isimler bu beklentiyi taşıyor. Toplum tarafında acilen bir an evvel işte adayın açıklanması vesaire gibi bir beklenti yok. Diğer alanlardaki beklentiler ise, yani bir ortaklaşa bir ekonomi politikası vesaire açıklanması çok mümkün görünmüyor. Ama işte parlamenter sisteme geçiş, yapılacak hukuki düzenlemeler, bu başkanlık sisteminin dönüştürülmesi vesaire, bu konulara dair de giderek soğuk çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. En çok beklenti şimdilik adayın açıklanması yönünde. Fakat tekrar diyorum, toplumun gündeminde böyle bir şey yok. Bu daha çok siyasi karar, kamu yapıcıların ve siyasete karar vericilerin, dahil olanların, görev üstlenmiş olanların merak ettiği bir konu. O nedenle ben Altılı Masa'nın bir araya gelip uzun tartışmalar yapmasının sağlıksız olmadığı gibi daha sağlıklı bir sonuca götürdüğünü düşünüyorum. Aksi zaten benzer sistemden farklı bir şey olmaz. Üstelik bu masayı bir araya getirmek dile getirildiği kadar kolay bir şey değil. Çünkü çok farklı siyasi yapılar ve mümkün olan her asgari müşterekte uzlaşmaya çalışan altılı bir yapı. Bu nedenle şu an için sistemli olarak toplanıyor olması, belirli tartışmaları yürütmesi, belirli kurulları oluşturarak ortak çalışma mekanizmalarının kuruluyor olması kendi içinde değerli ve bana göre de yeterli. Zaten seçim iklimine girilirken en asgari müştereklerde nerelerde anlaşılıyorsa eminim ki hızlıca kamuoyuyla paylaşılacak. Bu arada tabii Altılı Masa doğrudan bir seçmen desteğini büyüten bir durum değil bana göre. Yani çünkü ölçümler bize Altılı Masa'nın muhalefetin oyunu arttırdığı yönünde bir bulgu göstermiyor. Hı hı. Ama şunu gösteriyor, iktidarın aşırı siyasetine karşı önemli bir alternatif geliştirmiş oluyor Altılı Masa. Birbiriyle siyasal olarak benzeşmeyen yapıların kendi siyasal hatlarını da koruyarak, kendi siyasal tutumlarını koruyarak bir araya geliyor olması önemli bir değer, önemli bir kazanım diye görüyorum açıkçası. Hı hı. Peki, evet, bir karşılığı oldu, en azından siyasette bir karşılık buldu. İktidar cephesinden Altılı Masa'yı dağıtmaya ya da işlevini azaltmaya yönelik atılan adımlardan da anlaşılıyor gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle, hatta yani bu masanın önemini anlatmak gerektiğini şurayı da vurgulamak lazım. Önümüzdeki seçim iki taraftan birinin, yani iktidar bloğunu veya muhalefet bloğunun açık farkla kazandığı bir seçim olmayabilir. Az farkla alınabilir. Bu nedenle her oy apayrı bir önem taşıyor. Bunun öneminin ne kadar büyük olduğunu iktidar farkında olacak ki Oğuzhan Asil Türk üzerinden grup içerisinde küçük bir oyu olan Saadet Partisi'ni koparmaya, Altılı Masa'dan ayırmaya çalışmıştı.
Ve bu şey, bu tutum aslında iktidar tarafında da nasıl bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik başka önemleri de var. Mesela bakın, özellikle yeni kurulan siyasi partilerin önündeki genelde en büyük engel tabanlarına, teşkilatlarına veya örgütlerine, işte solda örgüt, sağda teşkilat deniyor. Bir iktidar perspektifi koymakta zorlanır yeni partiler. Yani iktidara geleceğini veya iktidara ortak olacağına inandırmakta zorlandığı için mevcut yapılarını, teşkilatlarını bir arada tutmakta zorlanır. Keza büyütmekte de zorlanır. Fakat Altılı Masa'nın düzenli olarak bir araya geliyor olması, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler dışındaki diğer partilere de, Millet İttifakı'nın içindeki partilere de partilerin tabanlarına ve yapılanmalarına, teşkilatlanmalarına, örgütlenmelerine bir somut iktidar perspektifi ortaya koyuyor. Yani iktidara ortak olacağına dair bir somut durum yaratıyor. Bu nedenle de mevcut partiler açısından da hem tabanını tutmakta hem de büyütmekte ayrı bir öneme sahip. Keza altı liderin geçmişine baktığımızda farklı farklı deneyimlerden geliyorlar. Dolayısıyla bu toplumun önüne daha zengin, daha gelişmiş bir yetenek kapasitesinin, yönetme kapasitesinin konulması anlamına da geliyor. Geçmişte her birinin farklı farklı alanlarda birikimleri, deneyimleri söz konusu. Yani adeta bir deneyim havuzu yaratmış oluyor. Bir partinin erişemeyeceği seçmen grubuna, konsolide edemediği bir başka seçmen grubuna bir diğer parti erişebiliyor. Bu da aslında kendi rengini koruyan ama bir arada olabilen partilerin farklı farklı seçmen gruplarını konsolide etmesinde önünü açıyor ve bu imkanı sağlıyor. Üstelik bu partiler birbirinin tabanından seçmen koparan partiler değil, ideolojik olarak birbirine yakın olan partiler de değil. Bu dezavantaj gibi görünse de bana göre tam tersi bir avantaj. Çünkü bu partiler birbirine tamamlayıcı etkiye de sahip. Örneğin X partisi tek başına iktidar olsa belki özelleştirmeleri durdurmayı bırakın artırabileceğine dair bir vaadi olabilir. Veya sağ kendi içinde daha çok bunu tercih edebilir. Ama sol sosyal demokrat bir partinin varlığı o iktidarda kamucu bir yönetimin olacağının da aynı zamanda garantisini oluşturmakta. Dolayısıyla birbirine tamamlayıcı bir etkisi var. Ve hepsinden daha da önemlisi, tekrar ediyorum, iktidarın daha çok kutuplaşma, daha çok ayrışma çabasına, vaadine karşı ona benzemek yerine ona karşı çok güçlü bir alternatif kurmaya yarayan bir mekanizma altılması. Peki, şimdi Cumhurbaşkanlığından bahsetmişken Cumhurbaşkanı adayının, Millet İttifakı'nın adayının ismi seçim açısından elbette ki önemli. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevcut Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacak bir isim olacak. Ancak Altılı Masa'da bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla seçimden daha çok sonrasındaki vaat edilen Türkiye üzerine bir ortak çalışma yürütülüyor. Buradan şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar o masada ismin gündeme gelmemiş olması, vaat edilen Türkiye'de, yeni Türkiye dedikleri o sistemde Cumhurbaşkanı'nın o ismin eskisi kadar, bugün kadar siyasetin içinde etkin olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Çünkü şu nedenle adayın açıklanmaması bana göre doğru bir tutum. Bu genelde şununla yorumlanıyor. İşte efendim şimdi açıklanırsa yıpratılır vesaire falan. Bu da değil aslında. Yani bu bir olasılık ama ana nedeninin bu olmaması gerekiyor. Her şeyden önce İşin başına kimin geçeceğine karar vermek için önce işin ne olduğunu anlamak lazım. Hı hı. Yani dolayısıyla iktidar olunduğunda ne yapılacağının belirlenmesi gerekiyor ki onu yapacak en doğru ismin, en doğru profilin kararı daha sağlıklı olsun. Bu küçük bir işletmede de böyledir yönetim açısından. Bir ülkenin yönetimi için de böyledir. Hı. Önce ne yapılacağını tarif edersiniz, sonra kimin daha iyi yapacağını belirlemeye çalışırsınız. Bence Altılı Masa'daki işleyiş de bu yönde gidiyor. Önce ne yapılacağının tarif edilmesi lazım. Başkanlık sistemi terk edilirken, parlamenter sisteme geçilirken nasıl bir hukuki süreç yürüyecek? Nasıl bir takvim oluşturulacak? Gelir gelmez ilk başta düzenleme hangi alanlarda yapılacak? Bana göre mesela eğitime en cesur adımların atılma ihtiyacı var, eğitim alanında vesaire. Bir
acil eylem planının oluşması gerekiyor altılı masa tarafından. Daha sayacağımız birçok şey var. Türkiye bugüne kadar büyüme hikayeleriyle oyalandı. Oysa ki insanı merkeze alan bir kalkınma programına ihtiyacı var Türkiye'nin. Daha fazla altyapı, daha fazla verimsizliğiyle öne çıkan altyapı projeleriyle değil. Tam tersi, insanı merkeze alan, gençlerin, çocukların aklına yatırımı öncelikleyen bir kalkınma programına ihtiyaç var. Bütün bunların konuşulup bir yol haritası çıkarıldıktan sonra bu programı en iyi kimin işleteceğini belirlemek daha doğru olacaktır. Çünkü bakın çok kolay şeylerden bahsetmiyoruz. Altın masa bir araya gelerek en temelinde şunu tartışıyor. Biz birini seçtireceğiz ama bir süre sonra yetkilerini tırpanlayıp başka birine ülke yönetimini devretmesini talep edeceğiz. Hı hı. Dolayısıyla bu siyasetin olağan akışına aykırı bir tutum. Yani bir zoru başarma arayışı bir tarafıyla. Dünyanın hangi coğrafyasında bir lider seçilecek? Baştan bir süre yöneteceksin ama sonra yetkilerini devretmek durumundasın kuralıyla getiriliyor. Kaç tane bu tür örnek var? Dolayısıyla evet, yani ideal olan bugünden bütün programların açıklanmış olması, liderin açıklanması vesaire olabilir ama gerçekçi değil. Gerçekçi olan üzerine tartışılmış politikalar, iyi çalışılmış yol haritası, planlı, programlı bir iktidar değişikliği. Sonrasında bunu kimin yapacağı bence ikinci konu açıkçası. Anladım. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masayla ilgili dün akşam zannediyorum bir eleştirisi oldu. Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar dedi. Ben bunu şöyle sormak istiyorum size. Eski Türkiye, özellikle genç nesil açısından soruyorum. Eski Türkiye neydi ve bugünkü Türkiye'nin, şu anki Türkiye'nin eski Türkiye'den ne farkı, farkı ne diyeyim? Şöyle, aslında çok nadir olan bir şey ama bu kez ben Erdoğan'a katılıyorum açıkçası. Altılı Masa eski Türkiye'yi bir bakıma vaat ediyor. Çünkü eski Türkiye bugünkü Türkiye'yle kıyaslanmayacak kadar ileride bir Türkiye. Türkiye'nin eski Türkiye'ye baktığınız zaman kurumları ayakta bir Türkiye görüyorsunuz. Üniversiteleri özgür bir Türkiye görüyorsunuz. Seçmenine parmak sallanan, sen bakanı nasıl eleştirirsin hadsizliğine gitmeyen bir Türkiye'yi görüyorsunuz. Sanatçının konuşabildiği, yazarın yazabildiği, siyasetçinin eleştirilebildiği bir Türkiye görüyorsunuz. Bir bakıma, yani bütün açıdan planlı, programlı, eğitimli olmanın bugünkü gibi itibarsız olmadığı bir Türkiye görüyorsunuz. Çoğunu planlamış, dış politikada saygın, barışçı, ne olduğu, ne söylediği tahmin edilebilen, öngörülebilen, anlık duygularla hareket edilmeyen, dış politikanın iç politikaya malzeme edilmediği itibarlı bir Türkiye görüyorsunuz. Eski Türkiye'ye baktığınızda sağlık sektörü piyasalaştırılmamış, peşkeş çekilmemiş, gereksiz tedavilere maruz kalmayan yurttaşların tedavi hakkını kullandığını görüyorsunuz. Sürekli siyasilerin içeri atıldığı, insanların oy hakkının gasp edildiği bir Türkiye'den uzak, daha demokrat, daha adil bir Türkiye görüyorsunuz. Dolayısıyla ben bu tespite katılıyorum. Türkiye'nin eski saygın, eksikleri olan ama bunu da zamanla telafi eden, sınıfsal geçişin önünü açmış, yoksullukla mücadele eden, yeni yoksullar yaratmayan bir Türkiye arayışı var altılı masanın. Dolayısıyla eski Türkiye'yi arıyor olmak onurlu ve önemli bir görevdir. Önemli bir sorumluluktur aynı zamanda. Peki. Sayın Aksoy, rica edeceğim biraz bekleyebilirsek. Hali hazırda toplantı devam ediyor çünkü Ankara'da. Bir Ankara'ya dönelim. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin hemen önünde arkadaşımız Mevsim Altay bizi bekliyor. Son durumu öğrenelim. Bir de Mevsim, belli bir bitiş saati.